Merhaba, hepiniz YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle bu çantamızı nasıl yapılır onu göstereceğim. Şimdi öncelikle hangi ipten yaptım? Bakın şöyle bu koton iplerimiz vardı. Her birinin markası değişik fakat şu dokusunu görün istedim. İstediğiniz ipten de tabii ki yapabilirsiniz. Makrome iplerinden, polyester makromelerden. Bu tamamen size kalmış bir şey. Şimdi başlangıç olarak şöyle kulplarımız da var. İster bu kulpları takabilirsiniz, isterseniz örebilirsiniz. Onu da göstereceğim. Şimdi tığ numaram şöyle ben başladım. 3,5 numara ile örüyoruz. Bu ipime göre 3,5 numara. Şunun boyunu da ölçeyim. Tam buradan uca kadar 40 santim. Siz bunu dediğim gibi istediğiniz genişlikte ve uzunlukta da örebilirsiniz. Şimdi ben bunu göstermek için size böyle yaptım. Şimdi ben hazırlamıştım size. Bakın şu şekilde. Yani uzunlamasına bir parça. Buradan iplerimiz değiştiği için ip yerimiz burada kaldı. Bunu zaten böyle katladığımızda onu hepsini alttan dikeceğiz. Bunun için yapmamız gereken ilk başta şu boydan yani buradan başlayacağız. Böyle gideceğiz arkadaşlar. Şimdi bunu örmek için 160 tane zincir çekiyoruz. 160 zincir. Ben 160 zincirimizi hazır ettim tabii ki. 160 zincirden sonra bakın şurası şu bölüm 30 tane ilmek yani 30 zincir bu taraf 30 zincir de diğer tarafı da bırakacağız. Yani buralar sık iğne, buralar model olacak. Nasıl mı? Hemen başlayalım yapmaya. Şimdi ilk başta zincirimizi çektik. 160 tane zincir çektik. Bunun şöyle göstereyim yine. Her bir zincirin üstüne sık iğne yapıyoruz. Bir. Yani ilmek almadan sık iğne. Bilmeyenler için de göstereyim. İlmeğimizi dolamıyoruz. Hemen yandaki boşluğa çıkarttık, çektik. Hemen zincirin diğer hemen yanındaki boşluğa bakın çektik. Hemen yandaki yani hiçbir zincir atlamadan sık iğne yapıyoruz. Tam 30 tane. Bu şekilde bakalım biz kaç tane yap. Bu 30'u hiç unutmayın ama olur mu arkadaşlar? Şimdi ileriye giderken şu başlangıç noktasında göstereceğim. Burayı da kaydırmayın. Burası inişli çıkışlı olabilir. Onun için karıştırdığınızı zannettiğiniz zaman isterseniz sayabilirsiniz 30 tanesini. Şimdi ben biraz hızlı gidiyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane yapmışız. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Evet. 30 taneyi çektik. Şöyle. Yani sık iğne yaptık. Bakın arkadaşlar şu zinciri ilk başta 160 tane
zincir çekerken biraz gevşek bırakabilirsiniz. Yani gevşek çekin zinciri, çok sık çekmeyin. Şimdi modele hemen direkt modelimize geçeceğiz. Yani şuradan başladık. Hemen direkt modelimize geçiyoruz. Buradan başlıyoruz. Açık renkle ben size göstermek istedim ki burada hemen bir zincir çekiyoruz. İlmek alıp bir, iki tane atlayıp üçüncüye iki defa da çıkartıp trabzan örüyoruz. Burada bir, iki zincir çekip ilmek alıp aynı yere tekrar yapıp bir V örüyoruz. Hiç zincir çekmiyoruz artık arada. İlmeğimizi aldık. 1, 2, 3, 4'üncüye şu şekilde. Siz geniş olduğunu düşünüyorsanız da sık yapalım biraz. Üçüncüye de yapabilirsiniz. İlmeğimizi aldık. Bu tamamen ilk başlangıçta göz ayarı. 1, 2, 3. zincirin ortasına trabzan yaptım. 1, 2 zincir çekip ilmek alıyoruz. Aynı yere tekrar. Yani her seferinde V yapacağız. İlmek alıyorum. 1, 2, 3'üncüye modeli yaptım. 2 zincir çektik. İlmek alıyoruz. Bir trabzan daha yine aynı yere. İlmek aldım. 1, 2, 3'üncüye trabzan yaptık. 2 zincir çektik. Aynı yere bir trabzan daha. Yani ve şu şekilde. Bunu aralarının sık olduğunu düşünürseniz arada 3 değil de 4 de atlayabilirsiniz. Mesela bu kadar üçlü yaptık. İlmek aldık. 1, 2, 3, 4'üncüye atlayabilirsiniz. Marullanma, sıklanma olmasın diye. İki tane zincir çekip aynı yere tekrar yaptık. Bu zincirin üstünü diğer ucumuzda, diğer ucumuz zincirimizin var ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. 30 tane zincirimizi bırakarak, yani tam şuraya kadar, bu kısma kadar, 30 tane bırakana kadar bu modelimizi buraya kadar örelim. İlk sıramızı bu şekilde geldim. 30 tane zinciri bıraktım. 30 tane zinciri ilk başlangıç yerimizde yaptığımız gibi şu bittikten sonra burada bir zincir çekiyoruz. Sonra ilmek almadan bir kere de çekiyoruz, sık iğnemizi yapıyoruz hepsinin üstüne. Her bir zincirin üstüne bu şekilde sık iğne yapıyoruz. İlmek almadan tığımızı takıp çıkartıyoruz. Sona kadar gelelim. Evet, sona kadar geldik. 30 tane de burada sık iğnemizi yaptık modelden sonra. Yani iki ucumuzda ben biraz bunu aldanmayın arkadaşlar. Biraz kısa tuttum. Siz 160 zincirin üstüne yapıyorsunuz. 30-30 kalan yeri model. Şimdi ikinci sıramıza geçiyoruz. Aynı iple devam ediyoruz. Çünkü her renkten iki sıra. Siz bunu istediğiniz rengarenk de yapabilirsiniz. Ben 3 renkte yaptım. Tek renk yapabilirsiniz. Bu tamamen sizin zevkinize kalmış bir şey. Şimdi ikinci sıramızda, yani ben her renkten iki sıra yaptığım için şimdi sondan bu sona gelmiştik, değil mi? Şimdi buradan bir zincir çekip geri döndük. Geri döndüğünüzde hemen bakın şöyle göstereyim. Burada karıştırmayın ki
eksiltme, azaltma olmasın. Hemen bu zincir çektiğimi değil, hemen onun dibindeki şuna, yani şöyle göstereyim. Bu ilmeğimizin çıktığına değil, onun yanındakine, ama bu V'nin diğer tarafında. Yani şöyle modelimiz, hep sık iğne üstüne batmayacağız arkadaşlar. Bakın sanki böyle tırtırlı gibi duruyor. Model değişik duruyor öyle yaptığımızda. Şimdi şu ilmeğimizin diğer tarafta, dışta kalan tarafına ilmeksiz bunu örüyoruz. Hepsinin, bu V'lerin diğer tarafındakini alıp sık iğnemizi örüyoruz. Yani bu sık iğnemiz hep bundan ibaret. Diğer taraf, hep dışta kalan öreceğiz. İlmek almadan, burayı anladık değil mi arkadaşlar? Bir de bunu yaptığınız zaman, dediğim gibi 30 tane yaptığınızdan emin olun. Bir tane, iki tane eksik fazla, o öyle gider ve o sayınızı bozar. Şimdi bu arka taraftaki V'leri, bakın şu ilmeğimizin, normalde şöyle yapıyorduk, öyle değil, hemen şu ilmeğin diğer taraftakini 30 tane başa kadar örelim. Hem göstererek öreyim, siz de daha iyi anlamış olursunuz burası kısa olduğu için. Şimdi modelimizin ikinci sırasındayız. Burada bakın iki tane kaldı. Burada da yanıltmasın sizi. Burada bir zincir çekmiştik. Ona ellemeyeceğiz. Bir, bakın şöyle zaten belli gösteriyor kendisini. İki. Bakın tam 30 oldu şimdi. Şimdi burada yine bir zincir çekiyoruz. Modelimizi tekrar devam ediyoruz. Başlıyor. Bu V yapmıştık değil mi arkadaşlar? Şu V'ler. Şimdi bunların ortasına ilmek alıyoruz. Tam orta yerine iki defa da çıkarak 3 tane trabzan yapıyoruz. İki seferde çıkıyoruz. 3 tane trabzan yapıyoruz. Hiç arada zincir çekmeden tekrar ilmeğimizi alıp diğer V'nin ortasına 1 2 defa da çıkartmalı trabzan yapıyoruz. 1 2 Hiç arada zincir çekmeden diğer V'nin ortasındayız. İkinci sıramız da bu kadar. Yani aslında modelimiz bundan ibaret arkadaşlar. Şimdi üst sıraya da nasıl geçileceğini tabii ki göstereceğim. İlmek zincir çekmiyoruz aralarda. 3 tane dolduruyoruz. Şu şekilde olacak. Ta ki buraya gelene kadar örelim arkadaşlar. Evet, son yere de geldik. Şimdi burada en son V'nin üst tarafında doldurduk değil mi arkadaşlar? Şimdi burada tekrar bir zincir çekip diğer tarafta yaptığımız gibi ilmek almıyoruz. Hemen ilk başlangıcın, yani şu sık iğnenin arka taraftaki V'sini ördük. Yine sırayla, önemli olan başlangıç yerini bilmek. Diğer tarafında, yani şu ilmeğin, şu V'nin diğer tarafındaki şu ilmeği alıp sık iğne örüyoruz.
Şimdi başa kadar tekrar gelelim. Son ilmeğimizde yaptık. Burada bir zincir çekip artık iki sıralık bu krem renk ipim bitti. Bak birazcık şöyle bırakıp bunu buradan koparttık. Diğer renge geçmek için. Şimdi hep aynı yerden ipimiz değişeceğiz. Gideceğiz geleceğiz yine burada değişecek ipimiz. O yüzden hemen şimdi ben şu renkten göstermek istiyorum size. Koyu renk olmasın. Şimdi burada kremi bitirdik. Diğer ipimize nasıl geçeceğiz? Burada bir zincir atarak şu ilmeğimizi sabitledik. Hemen bunu koparttığımız yerin, bakın zaten gözüküyor. İlk başlangıç yerindeki V'yi, arkadaki hep V'yi öreceğiz. Hiç düz buradan takıp da sık iğne örmeyeceğiz. Hep bu arkadaki V'leri öreceğiz. Giderken de gelirken de. Bunu buraya sabitledik ilk ilmeğe. Hemen yanındaki şu ilmeğe, V'nin diğer dış kısmındaki gelen yere sık iğnemizi bu şekilde örüyoruz. Dış taraftaki bu ilmeğimizi sık iğne olarak 30 tanesini örerek gelelim. Hem de görmüş olursunuz. Sanki burası katlamalı gibi oluyor. Bu sık yerinde hiç düz yer yok. Yani düz bir batma yok. Hep dış taraftaki bu V'lerin tek ilmeğini alıp da sık iğnemizi onun üzerine yapıyoruz. Şimdi 30 tane yaparak sona geldik. Son bir tane kaldı bakın. Burada tereddüt ederseniz bu ördüğünüz 30 taneyi her seferinde sayarsanız çok daha iyi olacak arkadaşlar. Şimdi 30 tane ördük. Gelelim başa. Tekrar modelimiz 2 sıraydı zaten. Bir zincir çekip ilmek alıyoruz. Bu 3 tane trabzan yapmıştık, değil mi? Tam ortadaki yere, yani bir tane atlayıp şuna bir trabzan örüyoruz. Şöyle göstereyim. Sonra bu karıştırmasın kafanızı. 2 tane zincir çekip ilmek alıyoruz aynı yere. Bir trabzan daha örüyoruz. Hiç zincir falan çekmeden ilmek alıp diğer 3 tane trabzanın 1, 2 yani ortadaki yerine tam tepesine trabzan ördük. 2 tane zincir çekiyoruz, ilmek aldık. Aynı yere tekrar. Yani başa döndük. Buradaki işlemi bu 3 tane trabzanların tam ortasına yaparak devam ediyoruz. 2 zincir çekiyoruz ortalarda. Aynı yere battık. Şimdi V'yi tamamladıktan sonra zincir çekmeden diğer dolgunun tam orta yerine 2 zincir çekiyoruz. Aynı yere battık. İlmek aldık. Bir boşluk bırakıp diğerine 2 zincir çekiyoruz. Bu şekilde başa kadar devam edelim. Şu ta ki diğer sık iğne olan yere kadar. Bu şekilde 3. sıramızı da
sık iğne olan yere kadar aynı şekilde gelelim. Evet, sona geldik. Şimdi hep sona geldiğimizde bir zincir çekip hemen ilk başlangıç yerimizdeki sık iğnemizin hemen arka kısmına ilmek almadan sık iğnemizi yapıyoruz. Sırayla diğer taraflarda yaptığımız gibi sık iğnemizi bu şekilde gidiyoruz. Hep bu dediğim gibi V'lerin arka kısmını örerek. Tekrar sona gelene kadar öreceğim. Bu sırayı da göstereceğim sizlere. Sonra zaten çantamızın devamı bu şekilde gidecek. Ta ki mesela şu 15 sıra yaptım ben. Size ölçülerini de vereceğim. O ayara gelene kadar bu şekilde istediğiniz renklerle ikişer sıra ikişer sıra örerek gidebilirsiniz. En sondaki yeri de ördük. Bir zincir çekip geri dönüyoruz. Geri döndüğümüzde ilmeğimiz olan V'ye değil, hemen onun yanındaki V'nin arkasından sık iğnemizi yaparak devam ediyoruz. Zaten bu 30 saniyeyi sabit bırakırsanız kayma olmaz. Buraya kadar gelelim yine. Sonuncuyu da yaptık. Yine bir zincir çekip 30 tane sık iğnemizi yaptıktan sonra bir zincir çekip ilmeğimizi alıyoruz. Yine alt tarafta yaptığımız gibi V'lerin ortasına 3 tane ikili trabzanlarımızı yapıyoruz. 3 tane. Diğer bu altta yaptıklarımızın aynısı. Zincir çekmiyoruz yine. Aralarını üçer tane V'nin tam orta boşluk yerlerine üçer tane trabzanlarımızı yapıyoruz. Evet arkadaşlar, modelimiz bundan ibaret. Yani bunu bu şekilde ne kadar gideceğinizi göstereceğim. Hemen şöyle bakın. Her birinden ikişer sıra iplerinizi değiştirerek, hep aynı yerde değişiyor zaten iplerimiz. Bu şekilde git gel yaparak hemen ölçeceğim ben şimdi sizlere. Tam 15 santim. Şu kısım 15 santim. Tabii ki bu sizin kulpunuz daha geniş olabilir, biraz daha örebilirsiniz. Arka kısım ise, yani taban kısmı ölçmüştük, yine ölçelim. Tam 40 santim. Boy şöyle de ölçelim. O da 42. Şimdi bu şekilde ördük. Şu parçayı elde ettikten sonra burası ters kısmı, şurası düz kısmı. Bunu nereden anlıyoruz? Ben şu düz yerleri, yani trabzanlı olan yerlerin düz tarafını içe koydum. Çünkü bunun ters tarafı, şurası daha da güzel gözüküyor.
şu şekilde. Gerçi şöyle yaptığınız zaman her iki tarafı da aynı, hiç değişen bir şey yok. Şimdi bunu iki tarafını şuraya kadar iç taraftan dikeceğiz. Nasıl mı? Hemen göstereyim. Ters tarafını getirdim. Bu ucularını, şu iki tarafını birleştirelim. İpimizi öncelikle bir takalım. Ördüğümüz aynı ipimizden buradan başlayacağımız için öncelikle şu ters tarafından, pardon, ters tarafı burası olacak. Şuradan şöyle bir bunu bir geriden sabitleyeceğim bu ipimi. Şöyle. Şimdi tam şu iki ucu bir araya getirip bir buradan bir de diğer tarafı bulup burayı bir sabitleyelim arkadaşlar. Şu şekilde. Sabitledikten sonra her iki, bakın ilmekler karşılıklı zaten. Şu V'ler vardı. Buradan taktık iğnemizi. Diğer karşılıklı. Bu şekilde dikelim. Bir buradan bir oradan hiçbir ilmek atlamadan karşılıklı bir şekilde, bakın şöyle göstereyim. Bir buradan bir diğerinden çantamızın yan kısmını aşağı tarafa doğru dikiyoruz. Ama aşağıda taban oluşturacağız dikerek. Şimdi onu da nasıl oluşturacağımızı göstereceğim ben sizlere. Sona kadar gelelim. Biraz ip koyu olduğu için karanlık olabilir ama şu şekilde karşılıklı ilmekleri atlamadan dikiyoruz. Bakın şurada bir taban olacak şekilde, yani 1 2 3 tane olacak şekilde bırakıp şöyle bir taban yapacağız. Bunu büyük de yapabiliriz. Biraz şöyle büyütebiliriz. Bu tamamen size kalmış bir şey. Şimdi şuraya kadar yapalım. 1 2 3 4 tane, bakın trabzan, 1 2 3 4 tane kalana kadar dikelim burayı. Evet, burada yaklaşık kaç santim kalmış oldu? Onu da ölçelim. 6 santim kalacak şekilde dikişimizi burada öncelikle bıraktık. Şimdi burası taban nasıl olur onu göstereceğim. Hemen şu kısmı şöyle yapıp tam ortalayıp, bakın burada bir taban oluşturmuş olduk. Gördünüz mü arkadaşlar? Buradan şöyle diktiğimiz zaman, şurayla burayı böyle diktiğimiz zaman çantamızın içinde bir taban oluşacak. Şimdi bunu bu tarafa bir sabitledim şöyle şu şekilde. Önce şu tarafı dikeceğim. Evet, burayı diktik. Hiç ipimizi kırmayalım. Direkt şuradan ipimizi iç taraftan alt kısmına geçmeden ipimizi buradan oynatalım.
Yani yürüttük. Buraya tekrar geldik. Şimdi bu tarafı dikelim. Çantamızın alt köşeleri sivri değil de sanki içinde bir şey var gibi kare şekilde olmuş oldu. Yani bir taban oluşturmuş olduk. Evet. Bütün çantalarınızda bu şekilde yapabilirsiniz. Sivri olan örgü çantalarınızda arkadaşlar. Bunu sabitledik artık. Bunu buradan koparttık. Şimdi nasıl olduğunu sizlere göstereceğim. Diğer tarafta. Bak. Çantamız bir köşe oldu. Bunu istediğiniz gibi ister öyle, bakın şöyle bir taban olmuş oldu. Şurası taban gibi duracak. Bunu isterseniz düz de dikebilirsiniz, isterseniz bu şekilde de dikebilirsiniz. Şimdi bu tarafı da dikelim. Aynı şekilde diğer tarafımızı da dikelim. Arkadaşlar ters tarafa çektiğim zaman az önceki gösterdiğim bu köşe olayı bu çantada çok güzel durmadığı için ben burayı düz dikeceğim şimdilik. Siz de öyle yapın isterseniz. Çantayı ilk defa diktiğim için birlikte ters tarafa çektiğimde güzel olmadı. Siz öncelikle dümdüz örün. Sivri olursa çok çantanızın taban kısmı, onu da göstereceğim şimdi size ne yapmanız gerektiğini. Diğer işlem daha sert çantalarda güzel duruyor ama örgüde bu çantada hoş durmadı. Bunu siz dümdüz dikin. Diktikten sonra köşe yapmayı bilirsiniz zaten. Bunu keselim. Şuradan şu şekilde veya şu şekilde yapıp şu kadarcığını, bakın şu şekilde yapıp şurayı dikebilirsiniz şöyle. Dümdüz. Şuradan şuraya dikerseniz tabanınız sivri olmayıp şu şekilde köşe olur. Şimdi diğer tarafa geçelim. Aynı işlemi düz bir şekilde aynı yerden dikeceğiz. Diğer tarafta da ipimizi yine sabitliyoruz. Buraya. Sonra iki ucu birleştirip her bir ilmeği karşılıklı buraya kadar dikelim. Burada o diğer köşeyi göstereceğim. Az önceki köşemiz güzel durmadığı için öbür köşeyi göstereceğim. Şimdi burada karşıdan karşıya sabitledik ipimizi. Burada arkadaşlar bir tarafta başlangıç zincirimiz olduğu için ama her ilmekten, yani her zincirden zincire dikiyoruz. Şimdi sona geldik. Diktim bu sona kadar. Şöyleydi arkadaşlar. Bunu hemen şu şekilde yapalım köşemizi. Şuradan şu kadar küçücük bir yere dikseniz bile iç taraftan sivrilik gitmiş olur. Şöyle ipimi şuraya kadar getireyim. Hemen şu kısımdan bir makine dikişi yaparak, yani normal bir dikiş atarak şu köşemizi bu şekilde dikelim. Dediğim gibi isterseniz sivri de bırakabilirsiniz. Ben bunu da gösterip kötü durmasın istedim. Şimdi size dışarıdan, pardon, iç tarafından nasıl durduğunu da göstereceğim. Bunu ben bir kopartacağım şimdi. Düz tarafını aldığımız zaman şu şekilde arkadaşlar çevirdik çantamızı. Bakın güzel bir tabanımız oldu. Bakın şöyle oldu. Yani sivrilik gitmiş oldu. Bu tarafa yapmadım. Bakın burası sivri duruyor. Şurası bu şekilde, burası sivri.
Onu siz kendiniz istediğiniz gibi ayarlayabilirsiniz. Şimdi evet, gelelim kulplarımıza. Yine şu en sonuncuyu yaptığımız zaman ben bu ipi kopartmadım. Dikiş yerini ayırmıştım. Hemen buna geçelim. İpimizi iğnemize takalım. Bu kalın iğnelerden oluyor. Şimdi şu şekilde koyduk değil mi arkadaşlar? Bunu hemen kulpumuz ne kadarsa şu şekilde dikeceğiz. Fakat şu ipler, dikerken ipleri içinde kaybedeceğiz arkadaşlar. Şöyle. Bakın. İsterseniz bunları önce iç taraflarına temizleyin ki sizin için daha kolaylık olur. Sonra bu şekilde şuradan iç kısımdan bunu dikeceğiz. Ben şimdi size bu tarafı değil de ipleri siz temizlersiniz artık. Şöyle de temizleyebilirsiniz. İç tarafta kalacağı için bütün ipleri birer kere içinden aşağı tarafa çekebilirsiniz. Yani dikerken size zorluk olmasın diye. Çünkü ben de öyle yapacağım. Bütün ipleri ikişer ikişer de tutup çekebilirsiniz. Şöyle iç tarafa şu şekilde. Çünkü şöyle tuttuğunuz zaman zaten içinde kalacak. Ben şimdi yine kolay tarafını göstereyim size. İçine çektik iplerimizi. Şunları da çekelim. Her iki rengi bir taneden çekebilirsiniz. Mesela şurayı yaptık değil mi arkadaşlar? Ben size orayı şimdi dikişini göstereceğim. Bunlar zaten içte kalacağı için tam, şunu da getirelim, tam çerçevemizi kaplayacak şekilde, bu ipleri içinde görünmeyecek şekilde şuradan sıkıştırıp önce bunu bir sabitleyelim. Sonra şöyle tuttuğunuzda tam çerçevenin, yani şu kulpumuzun çevresinde bir tane buradan, yani bir alttan bir üst taraftan şu şekilde kulpumuzu bir alt taraftan bir üstten buraya dikiyoruz. Yani şu renklerde aynı birbirine gelecek şekilde, şöyle de gösterebilirim. Şöyle. Şuradan aldım. Bir de diğerinden aldım. Hiç şeylerimizi kaydırmayalım. Bu şekilde içlerde kalarak, iplerimiz içinde kalarak şunları saklayacağız tabii diğeri gibi. Bu şekilde de kulpumuzu dikeceğiz. Diğer kulpumuzu da bu tarafa şöyle yapıp şuradan dikeceğiz. Yani çantamızı böyle kullanmış olacağız arkadaşlar. Ben şimdi tekrar orayı diktikten sonra da göstereceğim. Evet arkadaşlar, kulplarımızı da bu şekilde şöyle içten, siz de bilirsiniz, içten gözükmeden kulplarımızı diktim. Dilerseniz kulp almak istemiyorsanız videolarım kısmında çanta kulpları var. Onlardan da örüp buradan geçirebilir ve öyle de kullanabilirsiniz. Tamamen sizin zevkinize kalmış bir şey. Çantamız bu şekilde arkadaşlar.
Umarım güzel bir anlatım olmuştur. Hepinize kolaylıklar diliyorum. Takıldığınız yerlerde yine yorumlarda yazabilirsiniz. Videoma da beğeni atarsanız çok mutlu olurum. Hoşça kalın.